Cemil Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Çiftlerinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Ben memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bu serüven nasıl başladı Cemil Bey? Öncelikle sizleri tanıyarak serüvenden bahsedelim. Buyurun, söz sizin. Ben Ordu Aybastı doğumluyum. Evet. İsmim Cemil Gelen. Malaklı Köpekler Üretim Çiftliği'nin kurucusu ve sahibiyim. Evet. Bu serüven çocukluktan gelen bir aşk. Bu sonradan kesinlikle olmaz. İnsanın içinde olmalı. Malaklı Köpekleri Aksaray'ımızı şöyle söyleyeyim. İç Anadolu'lu ve has bir köpek. Bir anlatabilir miyiz? Neler yapıyoruz? Hem burayı tanımış oluruz. Şimdi biz burada Malaklı Köpeklerinin üretimini yapıyoruz. Yetiştirmesini sağlıyoruz. Milli değerlerimize elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle anlatayım. Malaklı Köpekleri deyince insanlar bazen acaba malaklı nedir diyor. Ne? Evet. Malaklı kangal kategorisinin içinde farklı bir köpek. Ondan daha iri, daha büyük, daha ablak suratlı, daha sistemli vücut, büyük bir yapıya sahip, iri bir köpek. 100 kilonun üstüne çıkabiliyor bu köpeklerimiz. 100 kilonun üstüne? Kesinlikle öyle. Arkada yatan bir aslan, evet. Gördüğünüz gibi. Bunlar biz dediğimiz gibi yani bir sevda, bir aşk. Bunlara... Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Yaşıyorsunuz kesinlikle ya. Öyle. Yani bunların içindeyim ben. Bunların içinden gelerek bunları sevmezseniz kesinlikle bir başarıya ulaşamazsınız. Bunların maddiyatla da bir alakası kesinlikle yok. Sadece aşk. Seviyoruz. Kesinlikle. Ve bizden tek farkları sadece konuşamıyorlar. Ve siz bunların beden dillerini bunların çok beden dilini zaten köpek size bakışlarıyla kendi rahatsızlığını veya gezmek istediğini, psikolojisinin bozuk olduğunu kendisi beden diliyle, bakışlarıyla bunları anlatabiliyor. Kesinlikle bunları, onları çok iyi anlamak lazım. Yani karneleri var, bunların aşıları yapılıyor. Bunların kesinlikle, mesela bunların eşleşme dönemi var. Eşleşmeden önce annenin iç dış parazitleri kesinlikle yapılıyor. Eşleştikten sonra doğumu yaklaşıyor annenin. Doğum yaklaştı, tabii bir gecemizi ona ayırıyoruz. Doğum olduktan sonra yavrunun anneyi tutabilmesi, sütü emmesi sağlıklı bir şekilde. Ondan sonra 20 günlük aşamada hep devamlı takip içindeyiz bunları. 20 günlük olduğu zaman iç parazitlerini kesinlikle uygulamamız lazım. 23 günlüğe kadar. Önemli bir konu. Kesinlikle. Daha sonrasında 30 günlük olduğunda puppy pipi dediğimiz aşı var. Onu muhakkak yapmamız lazım. Yavruda anne sütü alırken ilk mikrobu almış oluyor. Çünkü bu aşı yapılmazsa yavru 40 günlüğe geldiğinde hastalanıp kanlı ishalden ölüyor. Evet. Peki nerelere kadar bu köpekleri gönderebiliyorsunuz? Bunları da şöyle diyeyim, dünyanın her bir yanına gönderebiliyoruz. Dünya diyorum bak, Türkiye demiyorum, evet. Dünya diyorum. Ama biz istiyoruz kendi milli değerlerimiz, kendi vatanımızda, kendi coğrafyamızda kalsın. Evet. Çok ihtiyacımız var bunun aslında. Kesinlikle, yani biz bu hayvanlara... Bu köpeklerimize, malaklılarımıza sahip olmamız lazım. Buradan ben küçük bir mesaj almak istiyorum. Hani bu işe böyle yeni başlayacak olan gençlere, çocuklara tavsiyeleriniz var mı? Tavsiyelerimiz şöyle, kesinlikle bir kere alanının geniş olması ve ona zaman ayırabilmesi çok önemli. Yani çünkü sıkıntı da olabilir daha sonra bırakırsak. Çünkü bu köpeklerimiz büyük köpekler, kalça diplazisi, eklem diplazisi. Ve yanlış beslenme ile alakalı çok büyük problemler yaşayabiliyoruz. Evet, peki siz hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Dedik ya, çocukluktan tabii gelen yani bir işte aşk bu mi? Çocukluktan bir aşk. Evet, biz hedeflerimize ulaşabildik. Ama insan her zaman zirvenin bir üstüne çıktığında bir üstünü istiyor. Bitmiyor yani. Kesinlikle yani bu sevda çok farklı yani. Evet, peki nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buradan Instagram, Facebook adreslerimiz... Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızda zaten insanlar... Genel olarak Cemil Gelen dedikleri zaman tanıyorlar. Çünkü dünyaya bir marka mal olmuş bir şey olarak işletmemiz de diyelim dahi. Evet, şunu ben ekleyeceğim lafınızı keserek. Röportajdan önce de bahsettik. Yani yurt dışından bile sizi aramaya geliyorlar. Kesinlikle bu da ayrı öyle. O da ayrı bir zevk veriyor tabii. Yani insanların eline bir resim alıp ya ben bu insanı arıyorum, buna ulaşmam lazım demesi. İnsanlar bizi arıyor, işte bir yabancımız var sizden köpek almak istiyor falan. O şekilde ulaşım sağlıyorlar veya biz Facebook üzerinden, Instagram üzerinden ulaşım sağlanıyor. Biz buradan gerekli evrakları çıkarttığımız zaman
gönderebiliyoruz problem yaşamadan. Evet, bunları buradan hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim mi? Biz burada evet herkesi bekliyoruz. Buraya davet edelim. Gerçekten Malaklı köpeklerini tanımak isteyen tüm Türkiye'yi kapımız dünyayı. Açık. Dünya da evet içinde yani. İnşallah en azından bir tanışıp bir gezmiş bekliyoruz olurlar. Bekliyoruz köpeklerimizi görsünler. Evet, bunları da buradan hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılarınızın ederim. Başarılarınızın devamı İnşallah. Ediyorum.